AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Atik Ünlükaya ve Zafer Aykaç'la Ölüdeniz Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu izole hattı ile çevrede incelemelerde bulundu. Covid-19 normalleşme süreci içerisinde turizmciler hazırlıklarına başlarken Ölüdeniz'in bazı altyapı çalışmalarının yavaş ilerlemesi işletmecileri tedirgin ediyor. İşletmecilerden gelen talep üzerine yörede inceleme yapan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Ölüdeniz'in delik deşik yollarını görünce Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslendi. Öztürk, bir an önce bu işi hızlandırsınlar. Esnafımız zaten sıkıntılı günler yaşıyor. Devletimiz gerekli desteği vermeye çalışıyor ama biz de altyapı konusunda bu işi zorlaştırmayalım, işleri kolaylaştıralım diye konuştu. Uzun zamandır gelmedik aslında buraya. Tabii pandemi dolayısıyla da evde kal dedik. Kendimiz de buna uymaya çalıştık mümkün olduğu kadar. Geçen hafta Ölüdeniz'de, Hisar önünde, Ovacık'taki esnaflarımızdan çok sayıda telefon aldık. Biz de yerinde gelip incelemek istedik. Gördük ki büyükşehirin ya da müteahhitlerinin yaptığı kazılar var suyla ilgili. Tabii sezona hiçbir şekilde hazır değil. Bizim burası vitrinimiz, altın değerinde bölgemiz. Eğer virüs diyelim ki bekliyoruz artık bu iş azalmaya başladı ve otelcilerimiz bir taraftan hazırlık yapıyor, iş yerleri bir taraftan hazırlık yapıyor. Muhtemelen inşallah bu ay biraz daha hafiflerse, kontrollü de olsa turizme başlama ihtimalimiz var. Bunu hazır, altyapı hazır olmadan girmek hoş olmaz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla toz toprak içinde su kanalları kazılmış, kapatılmamış. Kapatılsa bile bunların üst yapılarının tekrar kaldırılıp parkelerin düzenlenmesi, asfaltların yapılması gerekiyor. Normal şartlarda bugünler bizim turizmin hareketli olduğu günler olacaktı. 19 Mayıs haftası vardı, diğer havalar da çok ısındı biliyorsunuz. Bu gidişatla tahmin ediyorum virüs bitse bile biz maalesef turizm konusunda, altyapı konusunda Ölüdeniz'de sınıfta kalmış durumdayız. Bu konuda da büyükşehir yetkililerini tabii ki buradan tekrar seslenmek istiyorum. Bir an önce bu işi hızlandırsınlar. Esnafımız zaten sıkıntılı günler yaşıyor. Devletimiz gerekli desteği almaya çalışıyor ama biz de altyapı konusunda bunu zorlaştırmayalım. İnsanların işlerini kolaylaştıralım diye düşünüyorum. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, içme suyu faturalarının vatandaşları bezdirdiğini ifade etti. Bu fiyatları konusu biliyorsunuz virüs bütün dünya, salgın bütün dünyayı kapsadıktan sonra hükümetimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi kurulu oluşturuldu ve bir takım kararlar alındı. Bunların içinde ötelemeler vardı. Bir takım kiraların, su fiyatlarının, zorunlu harcamaların, vergilerin ötelenmesi söz konusuydu. 3 aylık bir öteleme yapıldı. Tabii bu arada belediyeleri de kendi üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Biz görünürde Fethiye'de ya da Muğla'da Büyükşehir Belediyesi 3 aylık öteleme yaptığını söylüyor ama faturalar düzenli olarak geliyor. Vadelere baktığınız zaman gene 1 aylık vadeli olarak geliyor. 3 aylık bir öteleme yok. Tabii faiz alınmadığı söyleniyor. Fakat ben şöyle bir çalışma yaptım dün akşam. Bizim su tüketimimizde işte bildiğiniz gibi konutlarda 10 metre küpe kadar 2.86 fiyat. Evet. İşte 10'un üzerindeki 20 metreküpe kadar 4,5 lira. Onun üzerindeki miktarlarda 6,5 lira. Ben yuvarlak bir rakam hesapladım. Diyelim ki 3 kademeden de 10'ar ton kullandı bir konut. 30 metreküp su kullandılar. Toplayıp çarptığımız zaman 138 lira 60 kuruş. KDV yok bunda çıplak haliyle. Bir de %45 biliyorsunuz atık su bedeli var. İlave geliyor buna. Bunu da hesapladığımız zaman 201 lira bir fatura geliyor. Pandemi dolayısıyla insanlar evinde kaldı. Su tüketimi arttı. Hijyen şartlarına uyulması gerektiği için biraz daha titiz davrandık. Dışarıda harcadığımız suları evde harcamaya başladık. Diyelim ki %50 fazla su kullandık bu ay. Bakıyorum %50 su kullandığınız zaman, fazla kullandığınız zaman yani 30 ton demiştik ya az önce. Evet. 45 tona çıktı diyelim ki bir konuttaki kullanılan su miktarı. Kademeli olarak hesapladığımız zaman bakıyorum az önceki 201 lira olan fatura KDV'siz olarak söylüyorum. 343 liraya çıkmış durumda. Yani suda %50 fazla kullandığınız takdirde fiyatlarda, faturaya yansıyan fiyatlarda %70'lik artış var. Evet. Yani her ne kadar fiyat değişmedi dense de aslında gizli bir zam var. Bu kademeden kaynaklanan bir zam. Artı Mart ayı biliyorsunuz 11 Mart, 12 Mart'tan sonra bu uygulamaya geçildi. Bir de %50 Mart ayından uygulanınca kademeler daha hızlı aşılmış oldu. 30-40 lira ödeyen bir konut 160-170 liraya kadar fatura geldi. Şimdi tabii ben de izledim büyükşehir yetkililerinin açıklamalarını. Zam yok deniyor ama
burada bir gizli zam var. Kademeden kaynaklanan gizli bir zam var. Açıklamalarında da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki siz itiraz edebilirsiniz. Ederseniz düzeltiriz. Şimdi on binlerce abone var Muğla'da. Bu insanların su paraları konusunda her birinin birebir takip etme şansı yok. Bunların içinde yaşlısı var, hastası var. Belki o gün içinde evinde olamayanlar var, kontrol edemeyenler var. Bu insanlar takip edip de herkesin bizzat faturasını itiraz etme ihtimali yok. Niye Büyükşehir Belediyesi burada otomatikman kademe konusunda bir düzeltme yapmıyor? İnsanların fazla su kullanacağı malum burada. Yani %50 su kullanımı artarsa faturada %70'lik artış var. Eğer başka bir örnek daha vereyim. Su kullanımını 30 ton değil de 60 tona çıkarsa bir evde 138 liralık fatura 313 liraya çıkıyor. Atık suyla ilave edersek 454 liraya çıkıyor. Yani ilk 30 ton kullandığı takdirde 201 lira olan fatura 60 ton kullanırsa 455 liraya çıkıyor. Yüzdeye vurursanız %127'lik bir artış var burada. Yani su kullanımındaki %100'lük bir artış faturaya %127 olarak yansıyor. Dolayısıyla %27'lik bir gizli zam var aslında burada. Evet. Büyükşehir Belediyesi kesinlikle kademeler konusunda acilen bir düzenleme yapması lazım. Vatandaşın itirazını beklememesi lazım. Burada net olarak, açık olarak bu düzeltmeyi kendisini resen yapması gerekir diye düşünüyorum. Evet, şu anda pek çok vatandaşın su faturasını ödeyemediğinden yakıldığı söyleniyor. Evet. Sizlere de geliyor mu böyle şeyler? Türkiye'nin değişik bölgelerinde belediyeler askıda fatura, bu pandemi süresince askıda fatura dönemi başlatmıştı. Evet. Muğla Büyükşehir Belediyesi böyle bir şey ya da Fethiye Belediyesi böyle bir şey başlatabilir mi? Şimdi tabii bu Fethiye Belediyesi'nden ziyade Muski ve Büyükşehir ile ilgili bir konu. Askıda fatura deyince tabii ki askıda yardım konusu bizim Osmanlı'dan beri bir geleneğimiz. Gıda konusunda ve diğer hizmetler konusunda var. Su konusunda niye olmasın? Sonuçta bunun da bir bedeli var ve insanlar ödeyemiyorsa bir başka kişi eğer hayırsever ödemek isterse makbule geçer. Aynı nasıl elektrik parasını ödeyemiyorsa ya da gıda konusunda sıkıntı var da koli dağıtılıyorsa bu da bir yardımdır. Yapılabilir tabii. Bu konuda örnekler dünya, Türkiye'nin birçok yerinde var. Mümkündür. Hayırseverlerde böyle bir yolda açılmış olur belki de. İnsanlar çağrıda bulmuş oluyoruz tabii ki.